Burada da hayır, kavga yok. Ben de bu arada hikayemi atayım. Hakan çok fazla seni çekmiyoruz. Hakan şurayı gördün değil mi? Altını kurtarmaya çalışacaklar yani. Gel gel buradan 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 ya. Gel. 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 Çıkmadım Antakya'dan. Ailemi gönderdim. Herkes gitti. Ben çıkmadım. Hatta Mersin'den döndüm. Sokak hayvanlarını yalnız bırakmak aslında istemedim. İşin gerçeği bu. Çünkü ihtiyacı var. İnsanlara ihtiyacı var. Yemeğe, barınmaya. Gerçekten hepsi zor durumda. Yani her anlamda zor durumdalar. Yağmur yağdığında kafalarını sokacak bir yer bile yok burada. Büyük bir trajedi. Bence insanları kurtaramadık belki ama bu şehri paylaştığımız bunlar da şehrin sakinleri. Bu canları kurtarabiliriz yani. Yani beslemeyi sabit olarak aslında çok noktada yapıyordum. Daha sonra biraz azaltmak zorunda kaldım. Ama şu an yani en azından 4-5 nokta var dağıttığım. Ve arabayla giderken de yani doğaçlama da şey yapıyorum. Yani gördüğüm yerlerde mutlaka bırakıyorum yani. Yani günde ortalama en az 200 kedi var. En az yani 200 kedidir. Bunun yanında tabii köpekler de var. Kuşlar da var. Kumrular mesela çok. Hepsi nasibini alıyor yani. Elimizden geldiği kadar şey yapıyoruz yani. Ve insanları da aslında davet ediyoruz duyarlı olmaya. Depremin 3. gününden beri besleme yapıyorum yani. Her gün yani. Besleme. Aynen her gün hiç aksatmadan rutin yapıyorum yani bunu. Böyle de devam edecek yani. Kendi hayatımızdan da aslında feragat etmişiz.